Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Bugünkü dersimizde RLC devrelerini analiz edeceğiz. Bir önceki dersimizde, ondan önceki dersimizde LC devresini analiz etmiştik. Şimdi arkadaşlar, RLC devreleri bir direnç, bir indüktör ve bir kondansatör paralel olarak bağlandığı zaman, seri olarak bağlandığı zaman böyle bir devreye RLC devresi denir. Şimdi arkadaşlar, biz daha önceki dersimizde LC devresini analiz etmiştik hatırlarsanız. Bir direnç yoktu. İki tane önemli kabulde bulunmuştuk. Bu kabullerden bir tanesi devrenin toplam direncini sıfır almıştık, ihmal etmiştik. Yani herhangi bir direnç bağlı değildi, kaldı. Kabloların iç direncini de ihmal etmiştik. Dolayısıyla sistemden herhangi bir enerji çıkışı söz konusu değildi. İkincisi, radyasyonla enerji yayılımını da ihmal etmiştik. Biliyorsunuz ivmelenen yüklü cisimler elektromanyetik radyasyon yayarlar. Elektromanyetik radyasyon da enerjidir. Dolayısıyla enerji yayarlar. Enerjilerden kaybederler. Onu da ihmal etmiştik. Yani bu devrede şu R'yi kaldırın. Devremiz LC devresi oluyordu. Başlangıçta kondansatörün tamamen dolu olduğunu varsayarsak eğer, burada L devresi olmasın. Başlangıçta S anahtarı A konumunda iken yeterince beklendiği zaman kondansatör tam dolacaktır. Kondansatör tam dolduktan sonra artık devreden de bir akım akmayacaktır. Sonra anahtar B konumuna getirildiği zaman, eğer R direnci yoksa, şimdilik R direncini ihmal edin, bu bir LC devresiydi. Önce kondansatöre maksimum bir enerji depolanmış. Daha sonra kondansatör indüktör üzerinden boşanmaya başlayacak. Tüm enerjisini indüktöre aktaracaktır. Kondansatöre elektrik alana depolanan enerji indüktörün ya da bobinin manyetik alana depolanacaktı ve bu enerji elektrik alanla manyetik alanın enerjisi arasında gidip gelecekti. Buna biz LC devresini salınımı diyorduk ve kondansatör üzerinde biriken yükün zamanla nasıl değiştiğini ve indüktör ve devreden akan akımın zamanla nasıl değiştiğini ifade etmiştik ve grafiklerine çizmiştik. Şimdi daha gerçekçi bir devreyi analiz etmiş oluyoruz. RLC devresi. Bu birazcık daha gerçekçi bir devre. Neden? Çünkü bir direnç var. Normalde bütün devrenin bir dış direnç bağlamasanız dahi tüm iletken kabloların az da olsa bir iç direnci vardır. Biz buradaki R direncini bağladık sistemimize, devreye seri olarak bağlılar. Önce anahtar A konumundayken kondansatör dolu. Dolayısıyla başlangıç koşulumuz arkadaşlar her zaman şu. T eşittir 0 anında kondansatör üzerindeki yük maksimum olacaktır. Yani anahtarı A konumuna bağladık. Sonra kondansatör dolmaya başladı. Kondansatör başlangıçta boştu. Dolmaya başladı. Yeterince bekledikten sonra akımın bir ampermetre bağladık. Eğer devreden akan akım 0'sa demek ki kondansatör full olarak dolmuş demektir. Daha sonra anahtarı B konumuna getirdiğimiz an T eşittir 0 anı, kronometre o an basıyoruz. Zamanı oradan başlattık. Tam o anda kondansatör üzerindeki yük maksimum yük olsun. O anda devreden herhangi bir akım da akmıyor. Dolayısıyla ikinci başlangıç koşulumuz da şu. I eşittir 0 olacak. Tamam. Çünkü kondansatör full dolduktan sonra devreden akım akmıyor artık. RC devrelerini hatırlayın. Bir direnç ve bir kondansatör bağladığımız zaman kondansatörün zamanla dolması ve zamanla boşalması olaylarını inceleymiştik hatırlarsanız eğer. Kondansatör dolmaya başladığı an devreden akan akım maksimumdur. Kondansatör dolmaya başladıkça yük zamanla artar, akım zamanla azalmaya başlar. Kondansatör full dolduğu zaman devreden akan akım artık sıfırdır. Dolayısıyla bizim başlangıç koşullarımız bu. Bu birazcık daha gerçekçi bir sistem demiştik. Çünkü R direnci var. Dolayısıyla bir miktar enerji sistemi terk ediyor. Kim yoluyla arkadaşlar? Direnç yoluyla. Dolayısıyla buradaki direnç sistemin enerjisini çekip alıyor. Sistemden dışarı veriyor. Nasıl olarak? Direncin iç enerjisi olarak temelde ısı enerjisine dönüşüyor. Dolayısıyla etrafındaki atmosferi bir miktar ısıtmış oluyor. Şimdi T eşittir 0 anında anahtarı B konumuna getirdik. Tamam. Anahtar tam B konumuna geldi ve bu devre artık kondansatör full dolu. Kondansatör dolayısıyla enerjisini yavaş yavaş indüktöre transfer edecek. Bu kondansatör plakalar arasındaki elektrik alan var. Bobin içerisinde ise manyetik alan var. Dolayısıyla elektrik alana depolanan enerji yavaş yavaş manyetik alana dönüşecektir. Fakat
bir her direnç üzerinden geçerken bir miktar enerji de dirençle beraber ısı enerjisine dönüşüp sistemi terk edecektir. Dolayısıyla kondansatör dolacak, kondansatör boşalacak, tekrar kondansatör dolacak, tekrar kondansatör boşalacak, tekrar bir nevi salınım yapacak. LC devresinde sürekli salınım yapıyordu, enerji kaybolmuyordu. Enerji kondansatörden indüktöre aktarılıyordu, tekrar indüktörden kondansatöre aktarılıyordu, kondansatörden tekrar indüktöre, tekrar böyle sürekli bir sinüzoidal bir fonksiyon gibi genliği hiç değişmeyecek şekilde salınım yapıyordu. Burada da salınım yapacak fakat arkadaşlar her bir salınımda bir miktar enerji sistemi terk edecek. Dolayısıyla her bir salınımda enerji bir miktar daha azalmış olacak. Sonra bir salınım yaptı, enerji birazcık daha azalmış olacak. Sonra biraz daha azalmış olacak, biraz daha azalmış olacak derken en nihayetinde belli bir noktadan sonra sistemde tüm enerji ısıya dönüşecek direnç üzerinden ve sistemde hiç enerji kalmayacak. Dolayısıyla akım da akmayacak. Kondansatördeki tüm yük boşalmış olacaktır en temelinde direnç üzerinden. Dolayısıyla bu bir sönümlü salınım hareketidir. Tıpkı bir mekanik sistem olarak düşünecek olursak bir yayın ucuna kütle bağlayıp belli bir denge noktasına belli bir uzaklıkta çekip serbest bırakırsak eğer kütle salınım hareketi yapacaktır. Eğer sürtünmeyi ihmal edersek salınımın genliği hiç değişmeyecek şekilde sonsuza kadar salınım devam eder. Bu açıkça fiziksel bir sistem değildir. Yani bu sistemin fiziksel olabilmesi, daha doğrusu fiziksel bir sistemdir de tabii ki fiziksel bir sistem. Bu koşullar oluşturulabilir. Ancak çok zor çünkü her defasında eğer dünyada atmosfer içerisinde yapıyorsanız bir miktar atmosferin sürtünmesi, hava sürtünmesi var veya bir yüzey üzerinde kütle hareket ediyorsa yüzeyin sürtünme kuvveti var vesaire. Dolayısıyla eğer sürtünmeleri ihmal ederseniz sonsuza kadar salınım devam eder. Ancak daha gerçekçi bir fiziksel sistemde gerek yaydaki sürtünme gerek blokla yüzey arasındaki sürtünmeden dolayı sistem salınım hareketi yapacak ancak her salınımda bir miktar enerji sürtünmeyle beraber ısıya dönüşeceğinden dolayı sistemi terk edeceğinden dolayı genlik sürekli azalacak, azalacak, azalacak ve en nihayetinde sistemdeki tüm enerji biteceğinden dolayı blok tekrar durgun hale gelecektir. Buna sönümlü salınım hareketi diyoruz. Sönümlü salınım hareketi işte bu devre de LC devresinden farkı bir sönümlü salınım hareketi yapacaktır. Biz bugünkü dersimizde bunu göreceğiz. Bunu analiz edeceğiz. Sönümlü salınım yaptığını göreceğiz. Bu dersi anlatırken arkadaşlar bir önceki dersimizde ikinci dereceden lineer ve diferansiyel bir denklemin nasıl çözüldüğünü, lineer ve homojen bir diferansiyel denklemin nasıl çözüldüğünü ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Orada muhtemel 3 tane çözüm vardı. Burada onu kullanacağız arkadaşlar. Burada direkt sonucu yazacağım. Diferansiyel denklemin muhtemel sonuçlarını yazacağım çözümünü. Bu çözümün nasıl yapıldığını merak eden arkadaşlarımız bir önceki dersimizde ikinci dereceden lineer ve homojen diferansiyel denklemler dersine gidip onu izleyebilirler. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakın gerek LC devresinde olsun gerek RLC devresinde olsun devre analiz ederken her zaman Kirchhoff kuralları kullanılır. Kirchhoff kuralları aslında enerji bir çevrim kuralı yazıyorsanız enerjinin korunumunu yazıyorsunuz demektir. Biz burada dolayısıyla LC devresinde burada da enerji kavramı üzerinden giderek sistemi analiz ediyoruz. Şimdi arkadaşlar herhangi bir anda sistemdeki toplam enerji ne kadardır? Q kare bölü 2C artı 1 bölü 2 L çarpı I karedir. Bu kondansatörün elektrik alanına depolanan enerji, bu indüktörün manyetik alanına depolanan enerjidir. Dolayısıyla bu iki enerjinin toplamı bu sistemde herhangi bir anda toplam enerji olarak karşımıza geliyor. Tamam, bu toplam enerjidir. Peki, şimdi eğer LC devresini analiz etmiş olsaydık, yani buradaki direnci ihmal edecek olursak, bu enerjinin zamana göre türevi sıfır olacaktır. Ve zamana göre türevi sıfır olduğundan dolayı bir diferansiyel denklem elde ediyorduk. O diferansiyel denklemi çözmüştük LC devresinde. Ancak bu devrede az önce ifade ettim, artık enerji sabit değil, her döngüde bir miktar enerji değişiyor. Ne kadar değişiyor? Şimdi dU bölü dt. Bu herhangi bir yandan sistemdeki enerjinin zamana göre türevi neye eşit olacak?
Enerji nasıl değişir? Kimin üzerinde değişir arkadaşlar? Direnç üzerinde değişir. Peki enerjinin zamana göre türevi nedir? Güçtür. Dolayısıyla dirence aktarılan güç miktarına eşittir. Bu enerjinin, sistemdeki toplam enerjinin zamana göre türevi, herhangi bir anda zamana göre türevi, bu enerji güç dirence, dış dirence aktarılan güç miktarına eşittir. Peki dirence aktarılan güç neydi arkadaşlar? I kare çarpı R'dir. Bunu biliyoruz. Ya I çarpı V, direncin iki ucu arasındaki potansiyel düşme, potansiyel fark, ya da I kare çarpı R, buradan geçen akımın karesi çarpı direncin kendi değeri olacak. Ancak burada bir eksiklik var. Bunu pozitif olarak bırakamayız arkadaşlar. Ben buraya bir negatif işareti koyacağım. Bunun sebebi de şu, bu enerji zamanla artıyor mu, azalıyor mu? Ona bakacağız. Zamanla azalıyor değil mi sistem? Çünkü dirence aktarılan enerji ısı yoluyla sistemi terk ediyor. Dolayısıyla bu enerji gittikçe zamanla azalıyor. Eğer bir niceliğin zamana göre türevi pozitif ise o nicelik zamanla artıyor demektir. Negatif ise zamanla azalıyor demektir. Toplam enerji zamanla azaldığından dolayı buraya bir de negatif işareti koyduk. Şimdi sevgili dostlar, tek yapmam gereken bu enerji ifadesinin zamana göre türevini almak ve eksi I kare çarpı R'ye eşitlemek. Burada dikkatinizi çekiyorum. Burada zamanın fonksiyonu olan iki nicelik var. Bir, kondansatörün üzerindeki yük zamanla değişiyor. İki, devreden akan akım zamanla değişiyor. Bunlar zamanın fonksiyonu. Sabit olanlar kondansatörün sahası ve indüktörün indüktansı. Farad ve Henry cinsinden sırasıyla kondansatörün sahası ve indüktörün ya da bobinin indüktansı. Bunlar sabit olan niceliklerimiz. Ve zamanla değişenler de bunlar. Dolayısıyla U'nun zamana göre türevi alınırken Q'nun zamana göre türevi alınacak. Bir de I'nın zamana göre türevi alınacak. Hemen alalım arkadaşlar. Önce fonksiyonun türevini alıyoruz. Q karenin türevi 2 tane Q. Burada 2C var zaten. Ama Q'nun kendisi zamanın fonksiyonu olduğu için çarpı Q'nun türevi artı aynı şekilde 1 bölü 2 çarpı L çarpı I karenin türevi 2I çarpı DI bölü DT. Bu neye eşit olacak arkadaşlar? Toplam enerjinin zamana göre türevi, yani dirence aktarılan güç miktarı olacak. Karşı taraf eksi I kare çarpı R olacaktır. Evet, bunu yazdık. Şimdi bunu bir miktar düzenleyelim sevgili arkadaşlar. Bir kere en başta ikiler sadeleşir. Onlar zaten hemen gözüküyorlar. Şu ikiler sadeleştiler. Bu. İkincisi de akımın da esasen yükün zamana göre türevi olduğunu hatırlayarak, akım dediğimiz şey bizim tanım gereği herhangi sabit bir noktada birim zamanda geçen yük miktarı demiştik. Dolayısıyla eğer I yerine D, Q bölü DT yazarsak D, I bölü DT ne olacaktır? Yani bunun bir kez türevini alırsanız akımın da zamana göre türevi bu sefer sabit bir noktadan geçen yükün zamana göre iki kez türevi olacaktır. Bunları getirip bu yukarıda yerine yazacağım. Çünkü burada dediğim gibi iki tane değişken gibi gözükse de yani yük ve akım zamanla değişiyorlar. Ancak esasen bunlar tek bir değişkendirler. Çünkü akımın kendisi yükün zamana göre türevi olduğu için bir tek zamanla değişen nicelik vardır. O da yüktür. Bunları yerine yazıp tekrar denklemi düzenleyelim arkadaşlar. Şurası Q bölü C oldu. DQ bölü DT artı L çarpı I gördüğüm yere DQ bölü DT yazdım. Çarpı DI bölü DT, o da D kare Q bölü DT kare yazdık. Artı şu ifadeyi de sol tarafa atalım. I kare çarpı R. Evet. Şimdi eğer I buysa I kare ne olacaktır? Bunun karesi olacaktır. Yani DQ bölü DT'nin karesi ya da iki defa yan yana çarpımı çarpı R eşittir 0. Bakın arkadaşlar, DQ bölü DT'nin karesi ya da şöyle yazalım fazla yer kaplamasın diye. Oo, bayağı ıslakmış bu. Şimdi kurması için biraz beklememiz gerekecek. Sadece şu şeyi hatırlatayım. Bunlar birbirinden farklı nicelikler. Bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar ama ben yine de telaffuz edeyim. D kare Q bölü DT kare eşit değildir. DQ bölü
dt'nin karesi. Biliyorsunuz birincisi şu ifade t'nin fonksiyonu olan yükün zamana göre iki kez türevidir. Bu ise zamana göre bir kez türevini alıyorsunuz, sonra çıkan şeyin karesini alıyorsunuz. Dolayısıyla buradaki o I kare o. I kare dq bölü dt'nin karesidir. Ancak dI bölü dt ise d kare q bölü dt karedir. Çarpı bir de r vardı, eşittir 0'a eşledik. Bunu sol tarafa attım, 0'a eşledim. Şimdi bakın değerli arkadaşlar, burada ortak olan kimler var? Onların parantezi alalım. Bakın dq bölü dt ortak parantezi var. Burada da dq bölü dt var. Burada da dq bölü dt var. Burada da dq bölü dt var. Dolayısıyla ortak olarak dq bölü dt parantezini alalım. Ve kalan şeyleri yazalım. Burada q bölü c kaldı. Artı l çarpı d kare q bölü dt kare. D kare q bölü dt kare. Artı R çarpı dq bölü dt. dq bölü dt'nin bir tanesi parantez dışına alındığı için diğeri parantez içerisinde kaldı. Eşittir 0. Şimdi arkadaşlar iki tane nicelik var. Bu iki tane niceliğin çarpımı 0'a eşit. Bir nicelik şu dq bölü dt. İkincisi de şu parantez içindeki ifade. İkisinin çarpımı 0'a eşit. Ya bu sıfırdır ya da bu sıfırdır ya da her ikisi sıfırdır. Şimdi dq bölü dt'nin sıfıra eşit olmadığı aşikar. Çünkü yük zamanla değişiyor. Kondansatör başlangıçta full dolu dedik. Maksimum yük var. Kondansatör tamamen boşalınca yük miktarı sıfır olur. Dolayısıyla q sadece bir anda değeri sıfırdır. Sonra tekrar dolmaya başlar. Döngü diğer tarafa devam eder. Ancak diğer genel olarak tüm zamanlarda düşündüğümüz zaman bu sıfıra eşit değildir. O halde bu çarpımın sıfıra eşit olabilmesi için buranın sıfır olması gerekir. Dolayısıyla bakın ben bunu biraz da şöyle yazıyorum. L çarpı d kare q bölü dt kare artı r çarpı dq bölü dt artı 1 bölü c çarpı q eşittir sıfır. Arkadaşlar işte bu karşımıza RLC devresini yazarken Kirchhoff kuralını uyguladıktan sonra yazarken yükün zamana göre nasıl değiştiğini anlamak istiyorsak kondansatör üzerinde biriken yükün zamanla nasıl değiştiğini anlamak istiyorsak bu ikinci derece diferansiyel denklemi çözmek durumundayız. Böyle bir denklem karşımıza çıkıyor. Siz bu denklemi hemen tanıdınız. Bir önceki dersi dinlediyseniz eğer. Bu nasıl bir denklemdir? İkinci dereceden lineer ve homojen bir denklem. Bu katsayılar sabit. İndüktörün indüktansı zamanla değişmiyor. Bu direncin de zamanla değişmediğini varsayıyoruz. Kondansatörün sahası da kondansatörün geometrisiyle oynamadıkça değişmiyor. Dolayısıyla katsayılar sabit ve karşı tarafta sıfıra eşit olduğu için bu bir ikinci dereceden lineer ve homojen bir diferansiyel denklemdir. Bu denklemin çözümünü arkadaşlar bir önceki derste yapmıştım. Burada çok kısa hemen sadece sonuçlarını yazacağım. Şöyle bir diferansiyel denklemimiz varsa a çarpı d kare x bölü dt kare artı b çarpı dx bölü dt artı c çarpı x eşittir 0. Yani bu denklemin aynısı. Böyle bir homojen ve lineer diferansiyel denklemimiz varsa ikinci dereceden bu denklemin karakteristik bu diferansiyel denklemin karakteristik denklemi a çarpı r kare artı b çarpı r artı c eşittir 0. Burada delta dediğimiz şey diskriminant b kare eksi 4ac delta'nın alabileceği muhtemel 3 sonuca göre denklemin 3 tane çözümü vardır. Birinci ihtimal eğer delta 0'dan büyükse o zaman 2 tane reel birbirinden farklı kök var. Köklerden bir tanesi eksi b bölü 2a eksi karekök içerisinde b kare eksi 4ac bölü 2a. Diğer kök ise arkadaşlar eksi b bölü 2a artı karekök içerisinde b kare eksi 4ac bölü 2a'ydı. Dolayısıyla böyle bir diferansiyel denklemin genel çözümü xt eşittir. Bir katsayı defa e üzeri r1 çarpı t artı başka bir katsayı E üzeri R2 çarpı T idi. R1 ve R2'ler bu karakteristik denklemin kökleriydi. Karakteristik denklemin katsayıları ise tamamen şu katsayılardır.
onu göstermiştik. Başlangıç koşulları da işte mesela bu biraz sonra uygulayacağız başlangıç koşullarını. Şunu vermesi gerekiyor. Yani x 0 nedir? X'in birinci kez türevi 0 neye eşittir? Bunlar verilirse eğer K1 ve K2 katsayılarda bulunmak suretiyle bu denklem çözülür. İkinci ihtimalimiz, eğer delta eşittir 0 ise arkadaşlar, bu sefer birbirine eşit iki tane kök vardır. R1 eşittir R2, o da eşittir R, o da eşittir eksi B bölü 2A basitçe. Çünkü delta 0'a eşittir. Burada delta yerine 0 koyarsanız B kare eksi 4 AC 0, 0 bölü 2A 0, 0. R1 de eksi B bölü 2A, R2 de eksi B bölü 2A birbirine eşit. Onlara komple R diyelim. Dolayısıyla böyle bir diferansiyel denklemin genel çözümü arkadaşlar. Yine iki tane katsayı K1 çarpı T artı K2 çarpı E üzeri R çarpı T şeklinde oluyordu. Üçüncü ihtimalimiz ise arkadaşlar, eğer delta 0'dan küçük ise, diskriminant 0'dan küçük ise, bu sefer bu denklemin iki tane imajiner kökü vardır. Köklerden bir tanesi R1 eşittir eksi B bölü 2A eksi I çarpı karekök içerisinde B kare eksi 4AC bölü 2A'dır. Diğer kökümüz ise eksi B bölü yine 2A artı I çarpı karekök içerisinde B kare eksi 4AC bölü 2A olacaktır. Buna ben işte alfa demiştim. Buna da hangi harf demiştim? Omega diyelim mesela. Dolayısıyla burası R1 eşittir alfa eksi I çarpı omega. R2 ise alfa artı I çarpı omega. Aslında bizim alfa dediğimiz şey ne arkadaşlar burada? Eksi B bölü 2A, omega dediğimiz şey de karekök içerisinde B kare eksi 4AC bölü 2A. Böyle yazılırsa eğer, şuraya yazayım ben şunu. Hop, bu diferansiyel denklemi silmemem gerekiyordu. Bir daha yazarım. Böyle yazılırsa arkadaşlar, bakayım şuraya sığdırabilir miyim? Belki buraya sığdırırım. Evet, buraya sığdırayım. Şimdi diskriminant sıfırdan küçükse imajiner iki tane kök var. Biri diğerinin kompleks eşleni olacak. Birisi alfa eksi i omega, diğeri alfa 2 eşittir R2 eşittir alfa artı i çarpı omega. Alfa dediğim eksi b bölü 2a, omega dediğim kare kök içerisinde b kare eksi 4ac, yani kök diskriminant bölü 2a. Dolayısıyla böyle bir diferansiyel denklemin çözümü xt eşittir E üzeri alfa çarpı t çarpı k1 defa kosinüs omega t artı k2 çarpı sinüs omega t olacak. İşte tüm böyle bir diferansiyel denklemin arkadaşlar, böyle bir diferansiyel denklemin karakteristik denklemi yazdıktan sonra diskriminantın değerine bağlı olarak muhtemel 1, 2 ve 3 muhtemel değerlerine bağlı olarak denklemin 3 tane çözümü var. Bir tanesi bu. Diskriminant 0'a eşitse çözüm bu. Diskriminant 0'dan küçükse çözüm bu. Bunları ayrıntısıyla zaten vermiştik. Dolayısıyla şimdi biz az önce şuraya yazdığım diferansiyel denklemi unuttum. Başında L vardı galiba. Sonra R mi vardı? Evet. Denklemimiz şuydu arkadaşlar. L çarpı D kare Q bölü DT kare artı R çarpı DQ bölü DT artı 1 bölü C çarpı Q eşittir 0. Yani şu diferansiyel denklemin aynısı. Burada benim A katsayısı dediğim şey L oluyor. Yani indüktörün indüktansı. B dediğim şey devreye bağlanan dış direnç. C dediğim şey de 1 bölü C. Buradaki küçük C şu C katsayısı. Buradaki büyük C ise kondansatörün sahasını temsil ediyor. Tüm muhtemel çözümler bunlar. Şimdi böyle bir denklemin karakteristik denklemini yazalım. Böyle bir diferansiyel denklemin. Neydi karakteristik denklem?
A çarpı R kare artı B çarpı R artı C eşittir 0. A çarpı yani L çarpı R kare artı B çarpı yani büyük R çarpı R artı C çarpı 1 bölü C eşittir 0. Artık burada L'yi lütfen Henry cinsinden indüktans, R ohm cinsinden direnç, C de farad cinsinden sığa olarak dikkate alınız. Şimdi diskriminanta bakalım. B kare eksi 4 AC. R kare eksi 4 tane L bölü C. Bakın arkadaşlar işte bu buradaki şu tüm katsayılar çok önemli. Yani bu devrenin nasıl davranacağını belirleyen şey direnç, indüktans ve devrenin sahasıdır. Yani bu parametrelerin, katsayıların değerleri devrenin nasıl davranacağını ifade eder. Acaba sönüm var mıdır, yok mudur? Hiç sönüm olmayabilir de, değil mi? Mesela boş verin denklemleri. Şöyle bir şey düşünün mesela. Sığa yeterince küçük olsun. Dolayısıyla başlangıçta sistemdeki toplam enerji çok küçük. Direnç de yeterince büyük. Bir döngüde tüm enerji direnç üzerinden ısıya dönüştü. Yani bir tur attı, kondansatör bir boşaldıktan sonra artık devrede enerji kalmadı. O zaman bu salınım yapmaz, değil mi? Bir defa enerji bitti gitti. Herhangi bir salınım olmaz. Buna karar veren kim? İşte bu parametre. Eğer C yeterince büyükse, R yeterince küçükse, sistemde yeterince fazla enerji varsa bir döngüde bir miktar enerji ısıya dönüşecek. Başka döngü yine olacak. Dolayısıyla bu ne yapacak? Sönümlü hareket yapacak. Salınım hareketi yapacak. Dolayısıyla salınım olacak. İşte buradaki diskriminant arkadaşlar çok önemli. Ben önce şuradan başlayayım. 2'den başlayayım. Delta eşittir 0 olsun. Birinci ihtimalimiz. Devre nasıl davranacak? 1. Delta eşittir 0 ise. O zaman bunu 0'a eşitlersek R eşittir karekök içerisinde 4L bölü C. Arkadaşlar buna kritik direnç diyoruz. Yani bu çok önemli bakın. Bu devrenin kritik direnç değeridir. Lütfen bunu bir yere not alınız. Evet. Boğazım kurudu. Şimdi bakın sevgili gençler. Eğer bu devrenin direnci bu kritik değerin üstünde olursa az önce bahsettiğim olay meydana gelir. Yani hiç salınım hareketi gerçekleşmez bu devrede. Bir hamlede devredeki tüm enerji direnç üzerinden ısıya dönüşür. Dolayısıyla tam bıçak sırtı burası kritik direnç değeri. Şimdi denklem de bize onu söylüyor aslında. Bakın size göstereceğim şimdi. Eğer delta eşittir sıfırsa o zaman çözümümüz bu idi değil mi? K1T artı K2 E üzeri RT. O zaman yük zamanla şöyle değişir. Kondansatör üzerindeki yük zamanla şöyle değişir. Bir katsayı defa T burada zaman K1 artı K2 çarpı E üzeri R çarpı T. R dediğimse bu arada R'yi bir yazalım. Yani bu karakteristik denklemin kökü delta sıfırsa birbirine eşit iki tane kök var dedik. Birbirine eşit iki kökten hadi kuru. Evet. Birbirine eşit iki tane kök var dedik. Kökler de eksi b bölü 2'ye olacaklar. Dolayısıyla r dediğim şey eşittir. Eksi b bölü yani eksi r bölü 2 l olacaktır. Dolayısıyla kondansatör üzerinde biriken yük zamanla şöyle değişir. K1 çarpı T artı K2 çarpı E üzeri R çarpı T. Yani eksi R bölü 2 L çarpı T. İşte kondansatör üzerindeki yük zamanla böyle değişir. İsterseniz K1 ve K2 katsayılarını da bulalım. Sonra hem grafiğini çizeriz hem daha somut konuşuruz.
Önce birinci koşulumuzu uyguluyoruz. T eşittir 0 iken kondansatör üzerindeki yük maksimum, bir sabit değer. Yine T eşittir 0 iken devreden akan akım da 0 olacak. Önce birinci koşulumuzu uyguluyoruz. Önce bu devreden akan akımın zamanla nasıl değiştiğine bakalım. Akan akımın zamanla nasıl değiştiği arkadaşlar şuradan yaparız. Yükün zamana göre bir kez türevi akan akıma eşittir. Dolayısıyla burada çarpım, iki tane çarpım var. Birincinin türevi çarpı ikinci artı, birinci çarpı ikinci türevi. Birincinin türevinde sadece şu K2 katsayı olduğu için türevi sıfır olacak. K1 defa E üzeri eksi R bölü 2L çarpı T. Bu birinci türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. İkincinin türevinde eksi olduğu için eksi R bölü 2L gelecek. Çarpı K1T artı K2 E üzeri eksi R bölü 2 tane L çarpı T olacaktır. Tamam. Şimdi dolayısıyla kondansatör üzerindeki yük zamanla böyle değişir. Bu anda devreden akan akım da zamanla böyle değişir. Şimdi birincisini uygulayalım arkadaşlar. T 0 ise Q eşittir Q max olur. O zaman T ne 0 koyarsak Q max gibi bir sabit değerdir. Şimdi Tn 0 koyduğum için burası 0 oldu. Burası K2 kaldı sadece. E üzeri Tn 0 koyduğum için E üzeri 0, 1. Dolayısıyla K2 hemen bulduk. Birinci sınır koşulunu uygulamak suretiyle ben K2 katsayısının aslında bu kondansatör üzerindeki maksimum yük olduğunu buldum. İkinci sınır koşulumuz T eşittir 0 iken akım da 0. Şimdi Tn 0 koyacağız, bunu 0'a eşitleyeceğiz, tamam. 0 eşittir. Tn 0 koyalım arkadaşlar. Şuradan okuyacağız. Tn 0 E üzeri 0 1 olur. Burada K1 kalır. Şurası 0 olduğu için burası eksi R çarpı K2 bölü 2 ile E üzeri 0 da yine 1'di. Böylece K2 eşittir. Pardon, K1 eşittir. K1 eşittir. R bölü 2 L çarpı K2. K2 de Q max olduğu için Q max. K1 Q max, K2 Q max'a eşit. K1 ise R bölü 2 L çarpı Q max'a eşit. Tamam. Tahtada yer bulamıyorum arkadaşlar. Nereye yazacağım şimdi? Keşke iç içe geçen tahtalarımız olsaydı, değil mi? Ama şurayı silmek zorundayım. Sadece şurayı silmeyeyim. Burayı silmeyeyim sadece. Evet, mecbur şunu sileceğim. Silmekle kalmayacağım. Pil de bitiyor bu arada. Hem de kurumasını da bekleyeceğiz. Olsun ama. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Böylece bunları da yerine yazarsak. Evet. K1 ve K2 katsayılarını bulduk. Biz mesela direnç kritik değerde iken kondansatör üzerindeki yükün zamanla nasıl değiştiğini biliyoruz. Bu anda devreden akan akımın zamanla nasıl değiştiğini biliyoruz. Bakın burada bir salınım yok. Salınım hareketi burada yok, değil mi? Bakın ne oluyor? Eksponansiyel olarak yük, burası kuruyana kadar biraz şu denklem üzerinde anlatalım. Burası bir katsayı zaten. Bu da zamanla değişiyor. Ve eksponansiyel olarak giderek azalan bir yük var. Aynı zamanda akım için de eksponansiyel olarak azalan ve sonuçta sıfıra giden bir değer var. Dolayısıyla bakın direnç kritik değerde iken salınım yok. Bunun birazcık altına düştüğü zaman artık bütün enerji bir tek salınımda ısıya dönüşmüyor. Bir miktar enerji sisteminde kalıyor. Tekrar kondansatör dolmaya başlıyor. Tamam, isterseniz onları tam olarak yazalım da şey olsun. Şimdi K1'in içinde K2 içinde Q max olduğundan dolayı burada arkadaşlar QT kondansatör üzerindeki yükün zamanla değişimi K1
çarpı T, K1 de buydu zaten. Şimdi Q max parantezine alırsam Q max çarpı R bölü 2 L T artı 1 çarpı E üzeri eksi R bölü 2 L çarpı T. Eğer bunun grafiğini çizmeye çalışırsanız şurası T, burası da Q, bir maksimum yükten başlar. Şurası Q max, eksponansiyel olarak sıfıra giden yükten bahsediyoruz. Burası da aynı şekilde size ödev veriyorum arkadaşlar. K1 ve K2 katsayılarını koyun. Hepsinde E üzeri eksi R bölü 2 L çarpı T parantezine alın. Denklemi birazcık düzenleyin. Akımın zamanla nasıl değiştiğine bakacaksınız. Dolayısıyla yük zamanla eksponansiyel olarak azalıyor. Ne zaman? Dediğim gibi birinci çözümde delta eşittir sıfırsa R delta sıfıra eşit olduğu zaman diskriminant o zaman R eşittir. R burada sıfıra eşit deyip yalnız bırakırsanız karekökten 4 L bölü C. İşte bu devrenin kritik direnci oluyor arkadaşlar. Diğer ihtimallere şimdi bakalım sevgili arkadaşlar. Şurası kalsın. Evet. Şimdi arkadaşlar eğer bu sefer diskriminant sıfırdan büyükse, tamam, diskriminant sıfırdan büyükse ne demektir bu? Delta sıfırdan büyük olsun arkadaşlar. Eğer delta sıfırdan büyükse o zaman bakın R büyüktür karekök içerisinde 4L bölü C olacaktır. Yani bu kritik değerin zaten üstünde. Yani salınım yok yine. Bütün enerji bir döngüde ısıya dönüşüp sistemi terk etmiştir. Tamam mı arkadaşlar? Bu durumda şimdi köklerine bakalım arkadaşlar. İki tane kökü vardır. R1 eşittir. Eksi B bölü 2A. Dolayısıyla eksi R bölü 2L. Eksi karekök içerisinde b kare eksi 4 ac'ydi. Değil mi? Dolayısıyla b kare eksi 4 tane l bölü c. Köklerden bir tanesi bu. Diğer kökümüz ise r2 eşittir. Eksi r bölü 2 l. Bunun artılısı olacak. 2 l karekök içerisinde r kare eksi 4 tane l bölü c olacaktır. Dolayısıyla bu durumda kondansatör üzerindeki yükün zamanla değişimi K1 çarpı E üzeri R1 çarpı T. K1 çarpı E üzeri, bunları hepsini yazmayayım. R1 çarpı T artı K2 çarpı E üzeri R2 çarpı T. Burada da salınma yok bakımından çünkü reel sayılar, imajiner değil. İmajiner olsaydı Euler denklemi gereği bu sinüs ve kosinüs fonksiyonları aynı zamanda. Sinüs işte teta artı i çarpı sin, cos teta artı sin, i teta eğer imajiner kısım varsa. Ama burada R1, R2, R kök olduğu için burada da salınımı yok. Yani tek bir seferde kondansatör boşalıyor, bitiyor enerji, tüm enerji bitiyor. Yani burada elektrik enerjisi manyetik alan enerjisine dönüştürülüyor. O da gelip direnç üzerinden ısıya dönüşüp bitiyor. Artık akım da sıfır oluyor. Artık kondansatör ikinci defa tekrar dolması gerçekleşmiyor. Delta sıfırdan büyük olduğu zaman. Delta eşittir sıfır olduğu zaman tam kritik değerde. Onun üstü hiç salınımı yok. Onun altında salınım meydana gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Burada tek yapmaz gereken R1 ve R2 burada yerine koymak. Onlar zaten buradalar. Eğer bir hesap yapmanız gerekirse R1 ve R2 bu verilen katsayılar cinsine yazarsınız. Sonra üstüne koyarsınız. K1, K2 de dediğim gibi şu başlangıç koşullarında zamana göre bir kez türevini alırsınız. O da akımın zamana göre nasıl değiştiğini ifade eder. Sonra bu iki sınır koşulunu empoze etmek suretiyle K1 ve K2 katsayılarını bulursunuz ve
denklemi çözersiniz. Burada kritik olan parametre şu arkadaşlar, tekrar ediyorum. Kritik olan parametremiz şu, eğer delta sıfıra eşitse direncimiz kritik bir değere sahip. Delta sıfırdan büyükse kritik üstüdür. Salınım hem kritik değerde hem de kritik deltanın kritik üstü değerlerde salınım yoktur. Bir defasında tüm enerji önce elektrik alanda manyetik alana, oradan da direnç üzerinden ısıya dönüşür ve biter. Kondansatör bir nevi boşalır. Kondansatör L'yi kaldırırsanız bu kondansatörün boşalması olur değil mi? Kondansatör boşalıyordu ama burada ne yapacaktır? Boşalma işlemini birazcık daha geciktirecektir. Bu L indüktör indüktanstan dolayı enerji elektrik alana manyetik alana dönüşür. Manyetik alandan ısı enerjisine dönüşüp sistemi terk eder. O şeyleri kontrol eden denklem de, fiziksel süreci kontrol eden denklem de R1 çarpı K1 E üzeri R1 çarpı T artı R2 çarpı K2 çarpı E üzeri R2 çarpı T. Bu da arkadaşlar devreden akan akımın zamanla nasıl değiştiğini ifade ediyor. K1 ve K2 katsayılarda bulunmak koşuluyla. Şimdi bir üçüncü ihtimalimiz kaldı. Delta'nın sıfırdan küçük olduğu durum kaldı. Tamam mı? Onu da yapalım arkadaşlar. Şimdi bakın. Delta eğer sıfırdan küçükse sevgili dostlar, bu sefer bir ikinci dereceden denklemin diskriminantı sıfırdan küçükse, bu sefer imajiner kökü vardır biliyorsunuz. Delta sıfırdan küçük olsun. Burada yapmıştık. Bu durumda köklerden bir tanesi eksi b bölü 2a, eksi r bölü 2l, tamam, eksi i çarpı karekökü 1, eksi 1 olan sayı ya da karesi eksi 1 olan sayı karekök içerisinde b kare 4 tane l bölü c bölü 2l. İkinci kök ise eksi r bölü 2 ile artı i çarpı karekök içerisinde l kare eksi 4 tane l bölü c bölü 2 ile. Değil mi? Şimdi bakın biz alfa eksi r bölü 2 ile diyelim, omega'ya da karekök içerisinde r kare eksi 4 tane l bölü c bölü 2l diyelim. Bu durumda kondansatör üzerindeki yükün zamanla değişimi şöyle olur. Şuraya yazmıştık. E üzeri alfa çarpı t eksi r bölü 2l çarpı t çarpı bir katsayı defa kosinüs omega t artı K2 çarpı sinüs omega t olacak. Tamam arkadaşlar? Bu sefer yük zamanla böyle değişir. Akım zamanla nasıl değişir bakıyorsanız bir kez türevi alacaksınız. Tabii birinci türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikinci türevi olacak. Akım böyle gelecek. Önce katsayıları beraber bulalım. Önce katsayıları bulalım arkadaşlar. Şimdi başlangıç koşullarımız şu. Önce katsayıları bulacağız. Sonra size şu omega neydi? Titreşim hareketi bu. Sinüzoidal ve sinüs ve kos fonksiyonları. Bu bakın salınım hareketi yapıyor. Delta sıfırdan küçük. Direnç yeterince küçük. Dolayısıyla kondansatör boşalacak. Tekrar dolacak. Tekrar boşalacak. Tekrar dolacak. Her defasında kutupları değişecek kondansatörün. Fakat her turda biraz toplam enerji bir miktar daha azalacak. Her tur attığında toplam enerji birazcık daha azalacak. Direnç üzerinden ısıya dönüşecek. Biraz sonra onun bu denklem zaten biraz sonra bana onu söyleyecek. Kondansatör üzerinde biriken yükün zamanla azaldığını bana birazdan söyleyecek. Şimdi önce katsayıları bulalım sevgili dostlar. T eşittir 0 iken önce akımın zamanla nasıl değiştiğini yazmamız gerekiyor. Birincinin türevi çarpı 2
Eksi r bölü 2l çarpı e üzeri eksi r bölü 2l çarpı t çarpı ikinci k1 çarpı cos omega t artı k2 çarpı sin omega t artı birinci çarpı e üzeri r bölü 2l çarpı t ikincinin türevi. Eksi omega çarpı k1 çarpı sin omega t artı omega çarpı k2 çarpı kosinüs omega t. Tamam. Dolayısıyla ben artık bu devreden kondansatör üzerindeki yükün zamanla nasıl değiştiğini ve devreden akan akımın zamanla nasıl değiştiğini biliyorum. Sınır koşullarını uygulamak suretiyle K1 ve K2 katsayılarını bulabiliriz. T 0 iken Q eşittir Q max olacak. T yerine 0 koyacağım şu denklemde. Q yerine de Q max koyacağız. Q max başlangıçtaki maksimum yük miktarı yani sabit bir değer. T yerine 0 koyduğum zaman arkadaşlar burası 1 olacak. Kosinüs 0 1, sinüs 0 0 tamamen K1'i bulduk. Evet, K1 eşittir Q max. K1 katsayısını bulduk. Peki akım ise 0 olacak T 0 anında. Dolayısıyla şurada da T yerine 0 koyacağız ve 0'a eşleyeceğiz. Şimdi T yerine 0 koyarsak burası eksi R bölü 2L olacak. E üzeri 0, 1. Burası ise sinüs 0, 0, kosinüs 0, 1 olduğu için K1. Artı burası şimdi. Burası E üzeri 0, 1. Sinüs 0, 0, kosinüs 0, 1 olduğu için omega çarpı K2 olacak. Tamam. Gayet basit bir denklem oldu. Dolayısıyla K2 buradan bulacağız. K2 eşittir. R bölü 2 tane omega çarpı L çarpı K1. K1 de Q max olduğu için R çarpı Q max bölü 2 tane omega çarpı L. Bakın denklemi yazıyorum arkadaşlar. QT eşittir. Q max hem K1'de var hem K2 katsayısında var. Onlar bir kere dışarı çıksın. Şuraya gelecek. Dolayısıyla Q max çarpı E üzeri eksi R bölü 2L çarpı T. K1 Q max olduğu için zaten dışarı çıkardım. Cos omega T. Artı K2'de de Qmax dışarı çıktığı için R bölü 2 tane omega L çarpı sin omega T. Bakın çok, bakın son derece şık ve güzel bir denklem çıktı ortaya. Bu işte arkadaşlar delta'nın sıfırdan küçük olduğu durumda yani direnç kritik değerin altında ise bu kondansatörde biriken yük miktarının zamanla nasıl değiştiğini ifade eden denklemdir. Arkadaşlar buradaki omega'ya biz bu devrenin sönüm frekansı denir. Tamam? Devrenin sönüm frekansı. Onu hesaplayalım. Onun için buraya bir S harfi koyuyoruz. Küçük alt indis S. Bu sönüm nereden kaynaklanıyor? Şu eksponansiyel ifade bak. Eğer eksponansiyel ifade olmamış olsaydı bu genliği değişmeyen bir sinüs ve kosinüs dalgalarının toplamı olur. Birazcık ama biraz sonra bunu özel bir hal için genelleştireceğim. Bir özel hal için grafiğini çizeceğim, çözeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle böyle tipik bir devrede şu R direnci işte birkaç ohm civarındadır. Tamam? Mesela küçük bir kaba bir hesap yapalım. R yani birkaç ohm diyelim ki bir ohm mertebelerinde. Omega genellikle arkadaşlar titreşim frekansı genellikle 10 üzeri 6 mertebelerinde yani megahertz mertebelerinde olur. Yani omega 10 üzeri yaklaşık 10 üzeri 6 mertebelerindedir. İndüktans ise genelde mili henry cinsinden değil mi? 10 üzeri eksi 3 mertebelerinde. 10 üzeri eksi 3 mertebelerinde. Dolayısıyla şu çarpıma bir bakın. Burası 10 üzeri 6, 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri artı 3 yaptı. 1000 yani. 1 bölü 2 ile çarp 1 bölü 2000. 1 bölü 2000 küçük bir sayı. Dolayısıyla burası genellikle yani direnç eğer yeterince büyük değilse bakın direnç küçükse
şurası küçükse şu çarpan gayet küçük bir sayıdır. Tamam? Yani birkaç ohm mertebelerindeyse, R yeterince küçükse, bir yaklaşık çözüm yapıyorum size. Yeterince küçükse, o zaman R bölü 2 tane omega çarpı L birden çok küçüktür. Dolayısıyla şu ifadeyi, bu bir kat sayısı var, bunun yanında ihmal edebiliriz. Dolayısıyla bir yaklaşık çözüm yazabiliriz mesela. Direnci çok küçük olan bir kritik değerin baya baya altında olan devreler için, arkadaşlar, devreler için şu ifadeyi ihmal edebilirim. Bu sefer denklem daha da sadeleşir ve böylece kondansatör üzerinde üzerindeki yük miktarının zamanla nasıl değiştiğini ifade eder. Burası yaklaşık tabii sonuç. E üzeri eksi R bölü 2 L çarpı T çarpı kosinüs omega sönüm çarpı T. Şimdi bunun grafiğini çizmeye çalışalım. Şurası T saniye olsun. Burası da Q ohm cinsinden olsun. Şurası Q max. Şurası eksi Q max. Şimdi bakın arkadaşlar. Eğer şu eksponansiyel ifade olmasaydı Q eşittir Q max çarpı cos omega t, o zaman bu neydi? LC devresinde kondansatör üzerinde biriken yük miktarıydı, değil mi? O zaman şöyle değişecekti. Genlik hiçbir zaman değişmiyor. Şuna genlik diyoruz biz. Bu fonksiyonun genliği değişmeyecek şekilde salma hareketi yapacaktı. Ama şimdi bu fonksiyon bir e üzeri eksi r bölü 2 t ile çarpılıyor. Her t değerinde bakın. T her büyüdüğünde bu ifade birazcık daha küçülür. Çünkü negatif paydadı bu. T'nin her bir büyük değerinde cos omega t daha küçük bir sayıyla çarpılır. Komple değeri birazcık daha küçülür. Her t ilerledikçe cos omega t daha küçük bir sayıyla çarpılır. Komple değer daha da küçülür. Daha da küçülür. Bakın grafik şöyle olur. Genlik gittikçe bakın her t'nin arttığı değerde eksponansiyel ifadeyle çarpıldığı için her bir turda yük miktarı birazcık daha azalıyor. Ve bu azalma eksponansiyeldir arkadaşlar. Tepe noktalarını birleştirirseniz bu eksponansiyel olarak böyle azalacaktır. İşte buna sönümlü salınım denir. Omega da sönümlü salınım frekansıdır. Her bir turda bir miktar enerji, çünkü sonuçta Q enerji yaratır, değil mi? Hatırla bak. Q kare bölü 2C kondansatör üzerine biriken enerji. Q azaldıkça enerji de azalıyor. Her defasında, her bir turda, bu burada salınım oluyor. Kondansatör doluyor, boşalıyor, tekrar doluyor, tekrar boşalıyor, tekrar doluyor. Ama her defasında yük miktarı azalarak, diğer yük miktarı nereye gitti? Diğer enerji nereye gitti? Ya da diğer yük ısı üzerinden, pardon, direnç üzerinden ısıya aktarıldı. İşte buna sönümlü salınım diyoruz. Genel formülü budur. Bu da sönümlü salınımdır. Ama ben kolaylık olsun diye, siz isterseniz bilgisayarlarınızda bunu çözebilirsiniz. Bu grafiği de çizebilirsiniz. Buna benzeyecektir. Böyle olacaktır. Ve akımın da aynı şekilde sönümlü salınım şekilde olacağını pekala çok rahat bir şekilde arkadaşlar görebilirsiniz. Şimdi ben burada sönüm frekansını da sizin için ifade etmek istiyorum. Frekansımız şuydu arkadaşlar. Omega eşittir
Şurası aslında çözülmüş aslında frekans bu değil mi? Sönüm frekanstır bu. Fakat bunu birazcık daha düzenleyebiliriz isterseniz. Bakın burada R kare eksi 4 L bölü C var. Bir de aşağıda 2L var. 2L'yi de karekök içerisine alalım. Dolayısıyla karekök içerisine 4L kare olarak girecek. Dolayısıyla omega eşittir. Kocaman bir karekökü. R kare eksi 4 tane L bölü C bölü 4 tane L kare. Sonra bunu şöyle yazabiliriz isterseniz. Omega eşittir. Karekök içerisinde R bölü 2L'nin karesi. Değil mi? Çünkü R kare bölü 4L kare. Eksi L'lerden bir tane sadeleşecek. Dolayısıyla ondan sonra 4'ler de sadeleşecek. 1 bölü L çarpı C olacak. Ya da şöyle de ifade edebilir miyiz? Omega eşittir. Eksi 1 bölü LC eksi R bölü ya da R kare bölü 4 L kare. Niye bir daha R bölü 2L'nin karesi yazıyoruz ki? R kare bölü 4 L kare yazalım değil mi? R kare bölü 4 L kare eksi bölü. Ya da şu eksi işaretini parantez dışına çıkardım. Dolayısıyla eksi parantezine çıktığı için bunlar yer değiştirmiş oldu. Şimdi dolayısıyla bununla bu birbirine eş değer. Yani bunu yer değiştirdim. Eksiyi başa yazdım. Değil mi? Yani bu ifade hepsini eksi 1 ile çarpmış oldum. Peki şu denklem açısından bu ikisi doğru mudur? Kosinüs hatırla çift fonksiyondur arkadaşlar. Kosinüs teta eşittir. Kosinüs eksi teta'dır. Çift fonksiyon olduğunda da değişmeyecek. Dolayısıyla ikisi de sanlı frekanstır. Genelde bu kullanılır ama. Çünkü bu dolayısıyla biz omega'yı böyle de yazabiliriz. Bu eksi işaretini kaldırarak da şöyle yazabiliriz. Tamam. Böyle de yazabiliriz. Çünkü dediğim gibi kosinüs çift fonksiyondur. Genelde bu ifade şu içerisi sıfırdan. Çünkü biz i'yi dışarı almıştık. Salınımın sönümlü frekansı bu şekilde ifade edilir. Arkadaşlar R, L, C devresinin analizi bu şekilde yapılır. Şimdi bununla ilgili bütün, eğer bu analizi anladıysanız sevgili dostlar, bununla ilgili olarak çıkabilecek tüm soruları çözersiniz. Hem de istisnasız bir şekilde bütün denklemler burada size tavsiyem. Bir kere lineer diferansiyel denklemin çözümünü önce bir güzelce öğrenin. Ondan sonra enerjiyi yazın. Tüm denklemleri oturup ayrıntılı bir şekilde kendiniz çıkarın. Sonra göreceksiniz ki denklemleri kendiniz türettiğiniz için akılda daha kolay kalacaktır. Akılda daha kolay kaldığı için de daha kolay bir şekilde çözmüş olacaksınız. Ben sevgili arkadaşlar bir tane örnek çözerek dersi bitirmek istiyorum. Şimdi şu şey üzerinden bakalım. Aynen şu devremiz kalsın. Bazı rakamlar vereyim ben size. Yandaki devrede R eşittir 7.6 ohm. Bu devrede R eşittir 7.6 ohm. İndüktans 2.2 milihenri. C ise 1.8 mikrofaradmış. A. Devrenin sönüm frekansını hesaplayınız. Ya böyle şeyler sorulur size. Sönüm frekansı nedir, kritik direnç nedir vesaire. Devrenin sönüm frekansını hesaplayınız. B şıkkı kritik direnci hesaplayınız. Şimdi arkadaşlar burada mesela şu verilen değerleri yerine koymak suretiyle az önce ihmal ettiğim şeyi de kendiniz bakabilirsiniz zaten. Göreceksiniz ki ihmal edilecek düzeyde oluyor. Direnç çünkü yeterince küçük. Sönüm frekansı da bu. Bunu yerine yazacaksınız o kadar.
Dolayısıyla karekök içerisinde 1 bölü L çarpı C. L 2.2 milihenri, 2.2 çarpı 10 üzeri eksi 3. C ise 1.8 mikrofarad, 1.8 çarpı 10 üzeri eksi 6 farad. Eksi 7.6 ohmun karesi bölü 4 tane, şurası eksi işareti, 4 tane L kare, 2.2 2.2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi. Siz bu değeri hesaplarsanız arkadaşlar, bulmanız gereken değer 15.8 çarpı 10 üzeri 3 saniye üzeri radyan bölü saniye açısal frekans. Frekansla arasındaki ilişki de biliyorsunuz 1 bölü 2 pi çarpı omega'ydı. Dolayısıyla 2.51 kilohertz olarak bulmanız gerekiyor. Kritik direnç de arkadaşlar, az önce gösterdik ki karekök içerisinde 4L bölü C'ye biz kritik direnç diyoruz. Onu da hesaplarsanız eğer 69.9 ohm olarak bulabilirsiniz. Ya da mesela neyi sorabilir size? Bununla ilgili ben yüzlerce soru çözebilirim ancak hiçbir anlamı yok. Çünkü denklemler hepsi burada. Tek yapacağınız denklemlerde sayıları yerine koyup hesap makinesiyle hesap yapmak olacaktır. Herhangi bir anda kondansatörün üzerindeki yük miktarını soralım. Mesela T eşittir 2 milisaniyede yük miktarı ne kadardı? Başlangıçtaki yük miktarını biliyorsak eğer onu da biliriz. Değil mi? Nasıl biliriz arkadaşlar? Başlangıçtaki yük miktarını eğer anahtar A konumuna getirildiği zaman, anahtar diyelim ki A konumuna getirilsin ve yeterince beklensin. Bekledikten sonra kondansatör tamamen dolacaktır. Ne kadar? Epsilon çarpı C. Epsilon bataryanın EMK'sı. C sığa zaten farad cinsinde mikrofarad olarak verilmiş zaten. Dolayısıyla maksimum yükü bilirsiniz. Maksimum yükü daha sonra anahtar B konumuna getiriliyor. Ondan dolayı maksimum yükü biliyorsunuz. T yerine tek yapmanız gereken mili hangi değerde istiyorsa koyarsınız ve hesaplarsınız. Bu omega radyan bölü saniye cinsinden açısal frekans olacaktır. Önce onu hesaplayacaksınız burada. Sönüm frekansı şurada. Sonra getirip burada yerine koyacaksınız. Herhangi bir yanda kondansatör üzerindeki yük miktarını bulacaksınız. Dolayısıyla aslında yani o denklemler size her şeyi söylüyor. 3 tane ihtimal ile beraber bu devrede neler olduğunu biliyorsunuz. Böylece RLC devresi analizimiz de bitmiştir arkadaşlar. Bir dahaki derste tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.